Rabbim şehadetimi kabul eyle. Diyenlerin evlatları bu kez de İstanbul Boğazı'nı tuttu, canlarını hiçe sayarak namlunun önünde durdu. O karanlık ve kanlı geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle yad ediyoruz. Gece insanların üzerine mermi yağdıran hainler başarılı olsaydı Türkiye nasıl bir sabah uyanacaktı? Ben o gece 9 tane şehit, 17 tane yaralı taşıdım. Kendim de vurulduğumu ben daha iyi bilmiyorum. Dişelerden sonra bir yaralı alırken bacağımdan kurşun girdi, G3 mermisi. Gelsinler, yine buradayız. Yine halk burada. Sana ne önerdiler ya? Ne verdiler sana? Sana ailenden, şerefinden, namusundan, haysiyetinden daha önemli bir şey ne verebilir? Bayrağını ateş eden insanın daha ne yapmaz ki? Ülkesini satmaz mı? Adım Murtaza Ünlü. Köyde televizyonları izleyen babam o ara Sivas'taydı. Beni aradığında, çünkü evde olmadığımı fark etmiş. Hiç unutmam. Babamı aradı, dedi ki derhal eve gidiyorsun. İstanbul'da darbe girişiminde bulunmuş her taraf asker masker. Sen neredesin? Dedim ben sokaktayım baba. Eve gideceksin dedi. Benim tek oğlumsun. Dedim ki baba, yaşarsam benimle gurur duyacaksın. Ama ölürsem şeref duyacaksın. Feryatlardan susmuk kalmış kara geceler. Başım toz duman olur. 15 Temmuz akşamı darbeciler başaramadı. Tersine döndü her şey. Gizli gizli geldiler, çok gizli geldiler. Ama Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan bunu çözdü, başardı. Bundan sonra da zannetmiyorum ki böyle bir şeye kalkışsınlar. Sonuç daha kötü olacak. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Abdullah Tayyip Olçok, Ahmet Oruç, Ahmet Özsoy. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Ya Rabbi şehadetimi kabul eyle.